Erkekler ağlamaz, sil göz yaşını. Buradan erkek milletine soruyorum, harbi delikanlılara. Hiç birinin göreceği şekilde ağladınız mı? Yapamazsınız değil mi? Delikanlılığa mı sığmaz? Hayır hayır, tam olarak delikanlılık budur aslında. Samimiyseniz duygularınızı saklayamazsınız. Futbol videosuyla ne alakası var demeyin güzel insanlar. Anlatacağım hikaye tam da buradan başlıyor. Musa Sow Fenerbahçe'den ayrılıyor diye hüngür hüngür ağlamıştı, hatırlarsınız. Hayatımın en güzel günlerini geçirdim burada dediğinde kendimizi Münir Özkul, Adile Naşit filmlerindeki sahnelerden birinin içinde bulduk. O gözyaşlarıyla veda ederken Münir Özkul rolü Aziz Yıldırım'daydı. İnanması güç ama öyleydi. Türk futbolunun unutulmaz sahnelerinden birine tanık olduk. Zaten Musa'nın hayatı da Aile Bağları filmi gibi. 6 kardeş, 4 erkek, 2 kız ama birbirlerine nasıl bağlılar biliyor musun? Baba eski futbolcu, genler pozitif ayrımcılıkta soba aktarılmış. Fransa'da klasik gariban mahallesinde okuldan çıkar çıkmaz 4 erkek kardeş top peşinde koşuyor. Senin benim gibi işte. Hani mecburmuşsun gibi. O olmadan yaşayamazmışsın gibi. Bizi neden sürekli komşular kovalar diye. Yeteneklerimizi köreltti esnaf amcalar. Ondan mı topçu olamadık acaba? Sow ailesinin böyle bir derdi olmamış. Saatlerce kardeşleriyle "atsan oğlum" sesleriyle inletmişler boş arsayı. "Benim hiç golüm yok ya, bir tane de ben atayım" diyen kardeşine az buz gol attırmamış Musa Sow. Ama onların da bazen topu olmuyormuş. Sanki bizim hep vardı. Hani Sow'un meşhur ravaşatalı var ya. Sahi biz vapura son anda binerken adımımızı zor atıyoruz, hesaplıyoruz. Yürüyen merdivenlere bile takılıyoruz. Adam dünyanın en kolay işiymiş gibi ravaşata goller atıyor. İşte o goller mahalleden geliyor. Betonun üstünde hiç aldırmadan patır patır ravaşata çakıyormuş bizimki. O bize kolay gelen estetik gollerin alameti farikası mahalle yani. Ama yine de şu sahne geliyor gözümün önüne. Herkesin önünde ağlayacak kadar duygusal bir adam sahada nasıl o kadar soğukkanlılıkla vücudu eğip büküp o golleri atıyor? Anlamak güç. Sadece Fenerbahçeliler sevmez onu ha. Yoksa niye anlatalım burada uzun uzun? Tüm renklerin sempatisi vardır Sow'a. Güleç yüzlüğü, saha içi tutumu hep saygıyla karşılanmıştır. Ha, bu arada derbi günleri hariç. Çünkü malumunuz kendisi derbilerin golcüsüdür. Arada bir gole niyet edip oruca başladığından iftarını hep büyük maçta yapmıştır kendisi. Ama düşün, formanı giymişsin. Kafede maç izliyorsun. Emcet hesabıyla liderlik hesabı falan hayal kuruyorsun. Sow bir geliyor, tüm ümitler rüzgar. Normal golü de yok ki. Aşırtma, roveşata, yarım vole, tam vole. O golün Sow'u içine işliyor resmen. Ama yine de seviliyor işte. Niye peki? Sağda vahşi ama sosyal hayatta görsen süper insan. Hep iyi adam. Atarken, kaybederken, giderken. Dedik ya, Aile Şerefi filmindeki Ahmet o. Gol sevinci meşhur secdeye kapanması, federasyon tedrisatı gibi alttan gelen ne kadar çocuk varsa hepsinin zihninde uygulamaya dönüşüyordu bir ara. Golü atan secdeye giderdi. İnancını, yaşama biçimi bile güzeldi. Hepimiz örnek oldu. Bir ara Dembaba ile camilerde sohbete bile katılıyordu. Hiç katılamadık ama inşallah orada da "sevgili hocam, diş fırçalamak orucu bozar mı" falan diye sormamışlardır. Paranın tüm iyi niyetleri bozduğu küfürlü kıyametli futbol ortamımızda senin gibi, benim gibi kaybedince, ayrılınca ağlayan bu güzel yürekli siyahi jönümüz Musa Sow ilaç gibi geldi valla. Git, git, gitme dur ne olursun şarkısı var yani. O kadar ne güzel şarkıdır. Zorla acı çektirir insana. Heh, işte o şarkıdaki gibi seslenmişti Fenerbahçeliler arkasından. Hatta iyi para aldığı için satmak zorunda kalan yönetim bile. Ve şimdi hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Adile Naşit gülüşü, Şener Şen sıcaklığı gibi bir şey bu. Ve hikaye yine mutlu sonla bitiyor. Türk filmi gibi yani.